Eron abi. Dodge. Dodge yaz bakayım Twitter'a. Abi arabada kafası hani koktu ya. Hani kırmazdı bu abi, bu arabaya bir şey yalan çıktı ya. Elon Musk. Hangi sahili tercih edersiniz Lütfü Bey? Santa Monica. Demirci'li koyun. Merhaba Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, GTA 6 bir türlü çıkmayınca biz de kendi GTA 6'mızı yapalım dedik. Evet abi, nedir olayımızı anlat bize. Şimdi olayımız şu. Önümüzde bir tane Samsung 8K TV var. Bir tane de RTX 3090 ekran kartımız var. Bu ikisini birleştirirsek ne olur dedik. 8K'da GTA 5. Aslında bu artık 5 olmadı, 6 oldu. Bir sürü mod kurduk, bir sürü ayarlama yaptık kendisine. Ve oyun artık GTA 5 olmaktan çıktı. Hatta şöyle Escape'e bastığımız zaman yukarıda GTA 6 yazıyor. Görüyorsunuz. Evet. Şimdi yavaştan bir Ozan'la biraz oynayalım. Sonra neler yaptık zaten anlatacağız. Enişte geliyor, hazır mısın? Gönder gelsin. Ne yaptın Doblo'yu? Sattı mı Doblo'yu? Şimdi arkadaşlar, ortamı gece yaptığınız zaman ve hatta size şöyle birazcık da yağmur yağdırayım. İşin içine su girince olay manyak bir hale geliyor. Bak Thunder hatta. Şimdi su biz bu ne? Cyberpunk 2077'de oynadık. Yani ondan iyi oldu. Onda bile böyle bir grafik yoktu. Şöyle biraz arabayı da göstersene hocam. Benim herhalde şimdiye kadar oynadığım en iyi grafiğe sahip oyun oldu oyun resmen. Yani GTA 6 bile bu kadar iyi olmayabilir. Bunda o kadar çok uğraştım ki hani eski GTA 5'i unuttum. Arada ciddi fark var. Ki zaten ikisini yan yana da göstereceğiz sizlere. Merak şu yolda etmeyin. Yürümüştüm ben biliyor musun gerçekten. Şurada hemen tam burada durduğun yerde benim fotoğrafım var. Bu fotoğrafı videoya ekleteceğim. Güzel. Sen çünkü beni ciddiye almadın. Şimdi bu arada arkada normalde Vinewood falan yazıyordu burada galiba. O yazı da değişti. Tamamen her şey gerçeğe döndü her şey. Yollara tekstür atıldı. Arabalar daha güzelleştirildi falan filan. Bir sürü detay eklendi arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. 8K çözünürlük. Yani en azından masaüstümüz 8K çözünürlükte. Ama oyunda 8K'yı alınca deli gibi kasıyor. Bizdeki kasa, bizdeki ekran kartı her şey şu an gerçekten yani en üst seviyede olmasına İsterseniz rağmen. İsterseniz getiririm. Ama donanımsal oynanacak anlamda. Gibi değil. Yine onu da biraz oynadıktan sonra gösteririz size isterseniz. Evet. Şuradan geliyor direkt gördüğün gibi ama hani oynanacak gibi olmuyor. Zaten birazdan onları da göstereceğiz size. Şimdi bir patronun arabayı şuraya bir çıkartalım mı hocam? Ya bunun kaplamaları falan müthiş ya. Bu arada arabanın içine de bakalım bir. Gerçek. Oo bayağı aynısı. Bir yapmışlar aynısını. Bindik de oradan. Aynen. Biliyoruz. Trafik yoğun biraz herhalde, sokağa çıkma yasağı başlayacak birazdan orada da. Hayda. Millet eve yetişmeye çalışıyor. Adamlar bu işe bayağı bir kafa yormuş ve bunu satıyorlar şu an. Biz de doğrudan gittik. Bunları satın aldık çünkü burada ciddi bir emek var. Yani Rockstar Games'in yapmadığını adamlar yapmış bildiğiniz. Hani oturmuş kafa patlatmış. Daha sonuç... detaylı anlatırız zaten de ilk başta bir hani 10 dolar istediler. Her şey 10 dolarla başladı. Orada çözülecek zannettik. Sonra o yamayı indirdiğin zaman adam diyor ki şunu da indirmen lazım. Bak şu arkadaşımın da yaması var. Daha güzelleşmesi için onu indirmen lazım. Oradan da bir 10 dolar da. Bunu indiriyorsun, sonra o başka bir arkadaşa yönlendiriyor. Yani iş birazcık sonsuza doğru gidiyor. Ama hani burada GTA'yı modlayan bir sürü insan şu an bizi izliyordur muhtemelen. Evet. Çok daha basit bir yöntemi vardır ancak hani biz çok fazla anlamadığımız için parayı birazcık bayılmış olduk. Biraz öyle oldu. Hatta ben bir ara dolandırılıyoruz falan zannettim. Çünkü 10 dolarla başlayıp 40 dolarda finish yapmıştık galiba değil 30'da. Mi? 30'da. Doğru mu Barış? Düşüyor. Birine de sonra orada birine daha. Emre kaçta bitti? 10 dolar diyecek şimdi. Ama verdiğimiz aslında 30 doların içinde en çok olayı değiştiren Natural Vision Evolved diye bir yama aynen var. Öyle. Hani onu indirirseniz aslında şuna çok yakın bir görüntü alabiliyorsunuz. Gerisi birazcık renkle falan oynuyor böyle diğer verdiğimiz 10 dolarla. Ama bence değdi abi ya. Bu yamanın kapatabildiğimiz bir kısmı var. Yani aradaki farkı aşağı indirebileceğimiz bir kısım var. Onu göstermeye çalışacağız. Aynı sahnelerde aradaki farkı daha net görebilmeniz için. Çünkü dolayısıyla burada şu an en iyi halini görüyoruz ama normal hali nasıldı onunla bir yan yana göstermek lazım diye düşünüyorum ben. Gönder gelsin. Sultan geliyor. Sultanı getir. Hadi işte bu. Mükemmel. Ama bak şimdi yandaki arabayla ne kadar uğraşmışlar. Aradaki kaplama farkını görüyor musun abi? Bir fark var yani. Aa, ama bu da çok başka bir araba. Güzel, bunu, güzel. Bunu kullanan bilir. Şahini şahinciler bilir. Başkası bilmez. Ama bu bir Broadway bakayım. Arkadaş. Ver yanı. Broadway bu arada. Nasıl Broadway ya? Al sana. Gönder. Doğan. İşte bu abi bak. Plakamız çekil. Önümüzden ben... çekil. Dolmuşa döndü şu an. Şimdi gerçeğe benzedi. Benzin kokusunu aldın mı? Benzin biraz kokusunu. Geldi. Bir benzin kokusu geldi böyle bir ince burnuma. Abi, büyük kitlendim ama çok böyle... efendi oynuyorsun. Bu efendilik beni şöyle biraz yoruyor şu an. Sağa sola bakmaktan böyle oyuna odaklanamıyorum. Yani şu yerdeki orada... mesela su birikintisi bir insanı bu kadar mutlu edebilir mi? Valla ediyormuş gördüğümüz üzere. Oyuna bir su birikintisi ekleniyor ve mutlu oluyoruz. Ya. Şurada çok... su görsen yerde canı çok... sıkılır oyunda. Evet. Oyunda mutlu oluyorsun mutlu abi. Ol. Bu arada televizyon hayvan gibi büyük. Bu televizyon da aslında yapay zekayla görüntüyü de hani böyle yükseltiyor biraz daha ama gerçekten 8K deneyimleyebilseydik mükemmel olurdu. O zaman deneyimleyemiyoruz. Yap bir şeyler. 8K yap bir güzellik. 8K bir araba açayım buraya. Aç bir 8K bir araba gönder gelsin. Neredeydi? Ama. Nasıl hocam Honda Civic'imiz? Honda Civic mükemmel. Silah daha mükemmel. Bu arada şöyle bir şey de var. Patlamalar falan da patlatayım mı? Efektlendi.
Buydu istediğim şey. Bakar mısın şuna yani? Patlama efektlerini de görüyorsun. Karşıda Hollywood yazıyordu. Oy. Hollywood'un hakkını verdik yani şu an. Bak. Kaçamaz o. Bak benzin falan. Oo. Çok iyi gözüküyor. Abi, mükemmel ya. Ya bunu bilenler vardır mutlaka ama şu bilgilendirmeyi de yapayım ben. Bu şekilde yüklüyken herhangi bir şekilde online'a girmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Tabii. Yoksa bay bay. Lisansınızda veda etmeniz gerekir. Peki o zaman birazcık da deniz kenarında gündüz takılak mı? Evet takılalım. Sana ben bir araba sipariş edeyim mi? Bana bir araba ayarla. Ferrari gönder bana o zaman. Ferrari gönderiyorum. Ay çok tatlı olmadı mı o zaman? Böyle kalsın böyle kalsın. Şu asfalttaki taşlar bile. Asfaltla da oynandı bu arada. O sayılıyor modu, şu an bildiğin. Modun içinde var. Yani şuradaki bozukluğa kadar adamlar düşünmüş. Gece zaten müthiş gözüküyor. Bir de gündüz halini gündüz bakın isterseniz. Gündüz şimdi görün isterseniz. Şöyle gökyüzünü gösterelim. Abi mükemmel ya. Abi, arabayı kontrolden ya. Çok rahat çıkıyor. Çekilir misin? Çok küfür etti bir bassana şu etmedi, an. Etmedi. Kitin arabası devam et. Levent abi ne işin var abi? Bizim şey değil mi? Cybertruck dur bunu alalım. Oğlum bu nereden çıktı? Eron abi. Dodge. Dodge yaz bakayım Twitter'a. Abi arabanın abi, kafası koptu ya. Hani kırmazdı bu abi bu arabaya bir şey yalan olmazdı. Yalan çıktı ya. Elon Musk hangi sahili tercih edersiniz Lütfü Bey? Santa Monica. Demirci'li koyun. İlla orada oturan insanları rahatsız edeceğiz değil mi? Bak. Buyurun efendim sahilinize hoş geldiniz Demircili Koyu. Burada biraz deniz kestanesi oluyor bu arada dikkat edin. Olabilir. Ve şu tekneyi şimdi çalacağız. Farklı havalar yapalım bu arada çünkü zaten denizdeyiz ya daha böyle güzel olur. Biraz böyle sisli yaptım. Şimdi karlı yapacağım. Oo. Evet. Ya bak korku şu an. Korku filmi gibi oldu şu an. Karada geldik. Yılbaşına da döndük. Şöyle bir de Halloween yapalım. Oo aya bak. Vampir çıkacak şimdi suyun içinde. Çok iyi oldu şu an. Teknede de neon var. Bu muydu istediğin? Bu. Yardır hocam. Ona gidelim abi. Tamam. Şu Allah aşkına bak şu şey var ya tekerlek. Ona bir gidelim artık. Burasının en güzel zamanı ne zaman biliyor musun Lütfen? Ne zaman hocam? Senin fotoğraf çekildiğin zaman. Ya hadi git ya. Bu zaman abi. Oo. Ya da yani şöyle bir ortam. Wow. Bunlar niye kaçışıyor abi? Neden yani bu kadar heyecan? Değil mi? Altı üstü üstlerine roket atar atıyorsun. Şimdi aslında en basitinden anlatmaya çalışacağım. Hani çok meraklıysanız böyle şeyleri kurcalamak istiyorsanız bir deneyebilirsiniz arkadaşlar. İlk modumuz Natural Vision Evolved değil mod. Bir 10 dolar civarında bir para veriyorsunuz ki zaten tahmin etmişsinizdir. Görüntüleri bu hale getiren mod aslında o. Ondan sonra Kaliforniya mimarisi var işin içinde. O da mesela işte Hollywood yazısını ya da bazı binaları falan böyle gerçekçi hale getiriyor. Daha böyle gerçek dünyada olan binalar haline getiriyor. Bir tane Better Explosions diye geçen bir efekt var. O da patlamaların daha gerçekçi. Günlük hayatlarını tabii ki de görmüyoruz da gerçek hayattaki o filmlerdeki haline gelmesini sağlayan bir eklenti o da. Yine şehrin içindeki ışıkları gördünüz. Onlar değişti. Trafik ışıkları falan da değişti. Böyle ufak tefek birkaç detay daha var. Yine o böyle cyberpunk havasını katan şeylerden bir tanesi. Yine LA Road diye bir şey var. Bu gördüğünüz yollardaki kaplamaları çok daha güzel bir hale getiriyor. Yine çok daha gerçekçi yapmaya yarıyor. Bu fotorealistik şeydir dediğim şey de yine oyundaki renkleri, kontrastları ayarlıyor. Yani aslında Photoshop'a mesela ham bir görüntü atıyorsun. Onu daha güzel bir hale getiriyor ya. Aslında o işe yarıyor desem yanlış olmaz. Onun dışında işte silah seslerine falan ufak tefek değişiklikler var. Bir de arabaları ekledik. O Cybertruck işte Shine'ler vesaire normalde tabii ki de oyun için yok. Onları ekledik. Bu tarz birçok şeyin arka arkaya birleşmesinden bu görüntüleri oluşturduk. İyi para harcadık. İyi para harcandı yani. 30 dolar civarında yaklaşık para harcandı. Size şunu da söyleyelim. 8K bir televizyonumuz var. XK çözünürlükte çalışacağına inandık ama gerçekten Ozan'ın da söylediği gibi bir gösterelim. Tam. Şurada görüyorsunuz şu an 8192. Masaüstü zaten şu anda 8K evet. Çözünürlükte. Oyun kaydı bile kasmıyor. İnanılmaz kasıyor. Mouse dahil kasıyor. Evet. 8K olsun. Her şey olsun. Çünkü elimizdeki ekran kartı çok iyi, elimizdeki donanım çok iyi, televizyonu vesaire de getirttik. Ama gün sonunda bu iş ne yazık ki orada gördüğümüz gibi olmadı. Ki yani zaten şöyle onlar olmadı. Da ayarları hiçbir şekilde göstermiyorlar. Yok göstermiyor. Genelde. Sizin eğer istediğiniz ya da merak ettiğiniz başka bir şey varsa bence sorun, yorumlarda cevaplayalım isteriz. Bu videoda GTA 6 bir türlü çıkmayınca kendi GTA 6'mızı yaptık diyelim yapmaya bence. Yapmaya çalıştık. Lütfen. Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. İki yanımızda bulunan diğer webtekli içeriklerini izleyebilirsiniz. Şöyle yapayım bir dakika. Şöyle. Yaktın hala diyorsun. İçerikleri izleyin. Ortada bulunan bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.